Herkese merhabalar, ben Emre Kanmuroğlu, MyTom teknik destek uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün Mustafa Kemal Paşa'da Marmara Ar-Ge istasyonumuzda öndür üreticilerimiz İsmet hocamızla birlikteyiz. Şimdi birkaç sözü İsmet hocamıza ve üreticimiz Volkan Şahiner'e vermek istiyorum. Öncelikle Volkan Bey, sizi tanıyabilir miyiz biraz? İsmim Volkan Şahiner, Bursa Yenişehir'den geliyorum. Sizin yıllardan beri üretiminizi May firmasına yapmak durumundayım. Yani üretim derken silajcık kısmındaki tabii ki, satışım da mevcut. Genelde çeşitlerinizdeki nişasta ve protein oranlarından mesela müşterilerim çok memnun olduğu için genelde sizin ürünlerinizi tercih etmek zorunda kalıyorum ve çok da memnunum. Sıkıntınız yok şu anda şimdilik. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederiz. Evet. Sizdeyiz hocam. Şimdi tabii Volkan kardeşimiz bir üreticisi olarak, üretici olarak ama bildiğim kadarıyla üretip satıyor herhalde, değil mi? Ticari, evet. Ticari, kendine kullanmıyorsun. Hayır, kesinlikle. Tamam, o zaman kendine kullanmıyorsa bu konuda gayet bizim için bulunmaz kaftan bu anlamda. Neden? Çünkü ticari durumu da söz konusu. Ama şu konuda söylemleri çok güzel. Bir silajcık mısırı satarken İki besin maddesinden bahsetti. Bir tanesi protein, bir tanesi nişasta. Evet. Doğru mu? Tabii ki. Bunlar da hayvan açısından önemli değerler söz konusu. Özellikle nişasta, yapılan bütün araştırmalarda hem besi sığırlarında hem süt sığırlarında nişastanın süt verimini, besi sığırlarında da besi performansı, yani günlük kilo artırıcı etkisi kanıtlanmış durumda. O yüzden biz hayvan beslemeci olarak en çok bugünlerde konuştuğumuz konu, bir rasyon, bir yemle ilgili konuşuyorsak nişastası kaç diye adlandırıyoruz. Ancak bir de önemli bir konu var ki söyledi, proteindir. Mısır silajı protein anlamında çok güçlü değil ama yüksek olursa da bereket versin deriz, fena değildir deriz. Protein anlamında aslında en güçlü bitkilerden bir tanesi yoncadır. Kaç yıldır böyle bu işle uğraşıyorsunuz? 15 yılı geçmiştir. Peki 15 yıl önceki silajcık mısırı satarken, evet, yaptım. Şimdi arasında ne fark var? Şöyle, ben merak ediyorum. 15 yıl önce nasıl satıyordu, şimdi nasıl satıyordu? Evet, şimdi farklar çok var. Yani şöyle tamam, bahsedeyim. Hani %26 gibi düşünürseniz kuru maddesi. Evet. Öyle biçilip satıldığı çok oldu. Hani olmuş olmamış gibi gidiyordu. Ama şu anda öyle bir şey yok. İşte analiz ediyor vereceğim çiftlikler. İşte diyor ki hani gidip kuru maddesini ölçüyor. Artı işte nişasta, protein, nişasta oranına özellikle dikkat ediyor. O yüzden de benim de hani tohumdaki seçimim mesela, evet, evet, çok önemli ve dikkat etmem gerekiyor. Şöyle, eğer ki kuru madde %30'a sağlamam gerekiyor. Tamam. Bu durumda. Fakat güzel. %30'daki kuru maddemde de kilomu kaybetmemem gerekiyor. Ha. Kaybedersem bu, ben hani ticari para zarar edebilirim muhakkak yani. Evet. Hani hem müşterinin memnuniyeti önemli, hem biraz da benim memnuniyetim önemli. Bu yüzden de mayın çeşitlerinde ben bunları sağladım. Yıllardır da ekiyorum. Çok da memnun kaldım yani. Yani şunu söylüyorsunuz, evet, ben %30 kuru maddeye ulaştırdığım halde silajcık bitkimi bu firmanın mayın çeşitlerinde toplam dekardan aldığım verim tabii ki doğal halde yani kilo bazında düşmemiş oluyor. Düşmemiş diyorsun. Doğru mu? Bunu söylüyorsun. Önemli olan da bu ve yani müşteriye satışta mesela diyelim ki ticari bapta baktığımız için hani bana nişastası yaramıyor bu malın dediği zaman bizim de tabii ki müşterimiz düşüyor yani almıyor tabii. Ha, yani nişastası yoramı derken düşük bunun nişastası. Tabii ki, tabii. Peki 15 yıl önce böyle mi bakıyorlardı? 15 yıl önce de böyle bakmıyorlardı. Bakmıyor. Nasıl artık bakıyorlardı? Bakmıyor. Artık işte kurumuş, tanesini çekmiş, tamam biçelim. Başka böyle neyine bakalım? Biçim birliğine falan bakıyorlar mı? Yani biçim büyüklüğüne, pardon, tanesi ezilmiş, ezilmemiş. İşte kırılıp koçanı bakarlardı. İşte beyazlaşmış, nişasta görünüyor gibi falan. Ama şimdi değil. Şimdi nasıl bakıyorlar? Analiz edip getiriyorlar. Bu da bir gelişme. Tabii. Memnun musun bundan? Memnunum. Sen? Yani şöyle memnunum. Alan da memnun olsun, biz de memnun olalım diye. Yani ona bakıyoruz, evet, evet. Verimimiz de, kilomuz da iyi olsun. Fakat en önemli şey, çünkü müşterimiz aldığı zaman, işte nişastadan güzel verim aldığı zaman önümüzdeki yıllar yine devamını getiriyor yani sonuçta. Evet, doğru. Bunda işte May firmasından sağladık yani, çok şükür. Bir de hayvan ana veriyor. Hayvandan da iyi sonuç alıyorsa, evet, oluyor. Tabii ki. Ben kuru maddeyle ilgili, hem sizlere hem yetiştiricilere, izleyenlere de şöyle bir bilgi vereyim. Bir silajın kuru maddesini, özellikle mısır silajını biz %30'un üzerinde olmak isteriz. Bazen soruyorlar bunun hani sonu ne diye. Bunun sonu %35 kuru maddedir. Onun daha üzerine çıkıldığı zaman bu sefer sindirilebilirlik düşmeye başlıyor. Yani kartlaşma başlıyor.
hem tanelerin sindirimi düşüyor hem de gövdenin ve yapraklarda lignin oranı, lif oranı arttığı için onların da sindirimi düşüyor. Aslında %30'un biraz üzerine çıkmak ideal değerler. Siz yani ideale yaklaşmışsınız. İyi de bir ekipman varsa, önemli evet, mi ekipman? Evet, çok önemli. Bu tane patlatmalı makineler var, onlarla evet, mı biçiyorsunuz? Büyük biçerlerle mesela. O yapıyorsunuz. Onlarla biçip kamyonlara taşınıyor. Parça büyüklüğü nasıl yapıyorsunuz? Yani ama biçme büyüklüğünü, onunla ilgili bir konu geçiyor mu? Şöyle, bizimle ilgili geçmiyor. Çünkü genelde biz hani araziden evet. Kilo bazında tarla vasfını anlaşıp da veriyoruz. Biçip de taşıttığı ha, çiftlik buluyor. Tamam, bunu. Yani senin evet. Satışında aynen. Biçme yok. Yok. Tamam. Peki. Sadece tarladaki kilo. O zaman ben sana başarılar diliyorum. Bu kuru madde oranlarını, %30'un üzerinde evet. Biçme oranlarını evet. Değiştirmemeni diliyoruz. Bunu da zaten hani mayın çeşitlerine sağladığım için çok memnunum ve kaç yıldan beri de mayla çalışıp emrecimle özellikle gönlünüzü teşekkür ederiz. Bizim için önemli olan tamam. Hem kilo kaybetmek hem müşterimizin memnuniyetini sağlamak. Evet, iki taraf da mutlu olsun diyorsun. Tabii. Biz de bilim insanı olarak evet, da evet. Hayvanların bunlardan daha iyi yararlanması bizim hoşumuza gidiyor. Herkese teşekkür ederiz. Bol bereketli sezonlar dileriz.